Şimdi ikisini bir arada söylemeye çalışayım. Çatı aday için Sayın Bahçeli ile Sayın Kılıçdaroğlu birçok sıfat belirlemişlerdi. Yani nasıl bir aday aradıklarını tarif ederken onlarca sıfat kullanmışlardı ama bana kalırsa bu sıfatlar içerisinde en fazla ön plana çıkan, çatı aday için olmazsa olmaz kabul edilen şey şuydu: siyaset dünyasından bir kişi olmasın, birinci madde olarak. İkincisi de muhafazakar bir dünya görüşüne mensup olsun. Bu siyaset dünyasından olmama kriteri aslında Cumhurbaşkanlığı pozisyonuyla, statüsüyle, makamıyla ilişkili bir tarif değildi. Parti içi dengeler dolayısıyla, liderlerin öngörüleri dolayısıyla, gelecek hesapları dolayısıyla ortaya koydukları bir ön koşuldu. Yoksa son dört asker olmayan Cumhurbaşkanımızı karşılaştırırsak çok açık ki siyaset dünyasından gelen üç Cumhurbaşkanımız, siyaset dünyasından gelmeyen bir Cumhurbaşkanı'nın daha iyi bir Cumhurbaşkanı performansı gösterdi. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı makamının gerektirdiği bir şey olmaktan öte, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun kendi parti hesaplarıyla, parti içi dengelerle öne sürdükleri bir hesaptı. Bu kritere uyuyor İhsanoğlu. Siyasi bir figür değil, bürokrat ve bilim adamı, akademisyen bir figür. Diplomat kariyerinin sonunda diplomatlıkla tamamlamış bir kişi. Diğer kriter muhafazakarlık kriteriydi. Bu muhafazakarlık kriteri de aslında çok makul bir sosyolojik zemine dayanıyordu. Türkiye'de hatırlarsanız Bahçeli'nin çatı aday formülünü deklare ettiği dönemde çizdiği üçgende de %64 sağa ayrılmıştı. Dolayısıyla da bulunacak adayın sağa hitap eden, sağdan destek bulabilecek bir aday olması bekleniyordu. Bu da hani en ortak, hani üzerinde uzlaşılabilecek ortak payda olarak muhafazakarlıkla nitelendirilebilecek bir özellik arıyorduk aslında. Dinle mesafesi olmayan, milliyetçilikle, muhafazakarlıkla ilişkilendirilebilecek bir aday olursa eğer, MHP ve CHP'nin tabanı aynı rahatlıkla oy verebilir. Kaldı ki AK Parti'den de oy alabilir. Sola da tabii taban tabana hani zıt bir izlenim Evet. vermeyecek. Bir şey olması bekleniyordu. Şimdi bu niteliğe de uyuyor aslında Ekmelettin İhsanoğlu. Fakat bir muhafazakarlık kategorisi çizerseniz, o muhafazakarlığın merkezine yer alan bir figür değil Ekmelettin İhsanoğlu. Kenarında yer alacak bir figür, marjında yer alabilecek bir figür. Çünkü merkez sağ duruştan öte çok rahatlıkla İslami bir tarafa koyabileceğimiz bir duruşa sahip. Yani ben olayı şöyle bir cümleyle nitelendiriyorum. Ekmelettin İhsanoğlu'nun geçmişine baktığınız zaman, CV'sine baktığınız zaman içinde İslam kelimesi geçmeyen bir cümle kuramazsınız. Şimdi bu kadar fazla İslam'la iç içe bir hayatı var, bir geçmişi var. Sen üç cümleyle özetlerken Mehmet Akif'e Atıf atıf yapmıştım. yaptın. Mısır, Mehmet Akif demek Mısır'da Evet. bir Kendisine zaten evet. belli bir dönem doğup büyüdüğü, en iyi bildiği coğrafya, en iyi Tabii. bildiği diğer İstiklal Türkiye'den dedin, sonra. İslam'la başlıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Teşkilat. dedin, İslam'la başlıyor. Akademisyen kimliğinin vazgeçilmez özelliği İslam bilimi İslam tarihçisi bilimi tarihi. olması. Yani dolayısıyla bu muhafazakarlık ekseni için ortak kesen ideal bir aday değil. Çoğumuzun şaşırmasının temel gerekçesi de oydu. Yani kamuoyunda dillendirilen isimlerin çoğu hem sol hem sağ tabana rahatlıkla hitap edebilecek, en azından işte CHP'lilerin bugün savunmak için söyledikleri cumhuriyet değerleri ve laiklikle sorunu olmayan bir aday tarifinin merkezinde yer alabilecek bir figür değil İhsanoğlu. Çok kolaylıkla cumhuriyet değerleriyle de laiklikle de sıkıntıları bulunabilecek bir aday. O anlamda da şaşırtıcı bir çatı adayı. Senin bahsettiğin o CHP içindeki kaynamaların temel gerekçesi de o. Bence CHP muhafazakar ortak bileşene razı olmuştu. Çünkü eğer Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyorsa ve CHP'nin önerdiği bir adayın kazanma ihtimalinden bahsedebileceksek, bu yarışa gönül rızasıyla destek verilebilecek bir aday bulunacaksa, bunun muhafazakar olması konusunu benimsemişti CHP. Fakat muhafazakarlığın marjında yer alan bir kişi CHP'ye biraz fazla gelmiş gibi gözüküyor. CHP Bu için kadarını beklemiyorlar evet, bu mıydı? kadarını beklemiyorlardı. Kaynamaların bir gerekçesi o gözüküyor gibi.